Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Hani bir laf vardır halk arasında. Bir şey söyleyecektir birisi. Kendisinde onu söylemeye hak görür ve şöyle başlar. Benim başım kel mi? Şimdi ben böyle başlayamıyorum çünkü benim başım kel. Yani yarım kel ama kel yani. İyi de ben başım kel diye bir şey söyleyemeyecek miyim? Ben komplo teorilerine karşıyım diye komplo teorisi yapamayacak mıyım? Ya ne olur müsaade edin ya. Ya ben de komplo teorisi yapmak istiyorum ya. Z kuşağı. Kızmayın bana da ben biraz komplo teorisi yapayım ya. Herkes yapıyor. Herkes komplo teorisi yapıyor. Bunları daha çok izliyorlar. Ben yapmıyorum, beni izlemiyorlar. Canlarım benim ya. Güzellerim. Şimdi komplo teorisi çok ilginç bir şeydir. Samimi inançlı dostlarım, kardeşlerim bana lütfen kızmasınlar ama komplo teorisini neye benzeteceğim? Komplo teorisini kanıtlayamazsınız. Yani doğrulamak için kanıt bulamazsınız. Yanlışlamak için de kanıt bulamazsınız. O nedenle komplo teorilerini yanlışlamak çok zordur. Ama bizim insanlarımız doğrulamanın da çok zor olduğunu bildikleri halde yanlışlamamaktan yanadırlar. Yani komplo teorilerine inanmak insanların hoşuna gider. Kolay gelir çünkü. Komplo teorileri çok tatlı şeylerdir biliyor musunuz? Vallahi çok kolay, çok güzel şeylerdir. Çünkü sizin de çok rahat üretebileceğiniz kadar kolay şeylerdir. Herkesin üretebileceği kadar kolay şeylerdir komplo teorileri. Yani o nedenle dedim bana samimi inançlı kardeşlerim lütfen kırılmayın. Bu Tanrı'nın varlığının da yokluğunun da bilim tarafından kanıtlanamaması gibi bir şeydir. Bilim Tanrı'nın varlığını kanıtlayamıyor. Bilim. Bakın bilim. İnançtan bahsetmiyorum. Bilimden bahsediyorum. Ama aynı bilim Tanrı'nın yokluğunu da kanıtlayamıyor. O halde komplo teorisi nedir? İnançtır. İnanırsanız biter. Değil mi canlarım benim? Anlatabildim mi bilmiyorum. Anlatmaya çalıştım. Komplo teorimiz başlıyor. Ha ben söylerim. Komplo teorisi. Abi hiçbir şey bildiğim yok ki. Kurguladım. Roman şeklinde yazacağım. Buyurun size komplo teorisi. Ben inanıyor muyum anlatacaklarıma? Yok inanmıyorum. Neden anlatıyorum? Abi belki inananlarınız çıkar. Çok tatlı çünkü ya. Ya bir dinleyin. Bak dinleyin yine inanmayın isterseniz. Mümtazer Türk öne kim? Cemaatken, Gülen cemaatiyken Fethullah Gülen hocanın en sevdiği Zaman Gazetesi yazarlarından biri. Sadece sevdiği mi? Hayır. Çok büyük saygı duyduğu biri. Fethullah Gülen halen Mümtazer Türk öneyi çok seviyor, çok değer veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen grubuyla uzlaşamaz ise bir daha kendisine iktidar şansı göremiyor. Ben komplo teorisi düzenliyorum şimdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın niyetlerini falan okumuyorum. Anlattıklarımın hiçbirisi doğru şeyler değil ya. Mizansen hazırlıyorum. Senaryo yazıyorum yani. Devlet Bahçeli AKP'deki aşırmayı gördü. AKP bitiyor artık. Belli ki bitiyor. Ancak Devlet Bahçeli'nin hiç hesapta olmadığı bir şey oldu. Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu ortaya çıkıp yeni partiler kurdular. Devlet Bahçeli zannediyordu ki ben bu tek adam rejimiyle Erdoğan'ı o kadar zor durumda bırakırım, o kadar zor durumda bırakırım ve bana öylesine mahkum olur ki bu arada ben ülkücülerime devlet kadrolarında, devletin kurumlarında görevler bulurken yani devleti daha önceki FETÖ'cülerin geçirdiği gibi ele geçirirken diğer yandan da Recep Tayyip Erdoğan'ın çöküşü hızlanır. Ben AKP içindeki merkeze yakın milletvekillerini alırım AKP'nin içinden ve merkez sağın
birinci partisi olurum. AKP paramparça olur. Diğer kalanlar da Saadet Parti'ye giderler. Başka partilere giderlerse giderler. Ama ben birinci parti olurum diye düşünmüştü. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan ortaya çıkınca gördük ki AKP dağılırsa MHP'ye mama yok. Yok. Hemen Devlet Bahçeli AKP'nin sağlam durması için harekete geçti. Dikkat ederseniz Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu'nu Erdoğan'dan daha çok Devlet Bahçeli tenkit ediyor. Onlara aşağılıyor, hakaret ediyor onlara. Devlet Bahçeli abi siyaset anlayışı o. No problem. İşte şimdi geçen gün buluştular. Hatırladınız mı? Devlet Bahçeli ve Erdoğan buluştular. Baş başa buluştuklarında birbirlerine dediler ki ya biz ne yapalım? Biz bu cemaati tekrar içimize alalım, yanımıza alalım. Cezaevlerini boşaltalım. Cezaevinde ne kadar FETÖ'cülükten içeri attığımız hakim, savcı varsa hepsini tekrar görevlerine iade edelim. Nasıl olsa Sayın Erdoğan dedi Bahçeli dedi. Bakın tekrarlıyorum. Böyle konuşuyorum abi. Ben roman yazıyorum şu anda ya. Ya ben roman yazıyorum. Aman ha sakın. Ne onların yanında koltuktum dinledim. Ne ses cihazım vardı. Roman tekniğiyle anlatıyorum. Bahçeli dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Biz dedi en iyisi şöyle bir şey yapalım. Siz nasıl olsa aldatıldım dediğinizde çok rahat inanıyor halk size. Çıkarsınız. Ergenekon varmış. Ergenekon bir gerçekmiş. Beni cezaevinden kurtardığım Ergenekoncu generaller, subaylar yanılttılar. 15 Temmuz 1916'daki o lanet olası darbeyi yapanlar meğer Ergenekoncular ve kemalist subaylarmış dersiniz. Medya bizim. Televizyonlar bizim. Böyle söylersiniz hemen Fethullah Efendi'yi temize çıkarırız. Cemaati temize çıkarırız. Ergenekoncuları tekrar tutuklarız. Zaten bak Nagihan Magihan da başladılar onların üstüne gitmeye. Yeni Akit gazetesi de gidiyor üzerlerine. Hazır başlamışken atarız onları tekrar içeri. Çağırırız Gülen Hoca Efendi'yi buraya. Ben de sizin aranızda kalırım. Ben de bundan sonra onlarla kavga etmem. Aa doğruymuş derim. Peki bunun için ne yapalım? Dedi AKP Genel Başkanı. MHP Genel Başkanı cevap verdi. Dedi biraz öyle düşünür gibi yaptı. Mümtazer Türkeni'yi tahliye mi etsek acaba dedi ne dersiniz? Ne faydası olur ki diye sordu Cumhurbaşkanı. Tahliye talebi sizden gelirse olmaz ama tahliye talebi benden gelirse. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin gönlünü alırım. Gözüne girelim. Kalbini kazanırım, itimadını kazanırım Sayın Cumhurbaşkanım. Ne dersiniz dedi Bahçeli gözlerini küçülterek. Cumhurbaşkanı derin bir nefes aldı. Yukarılara şöyle birkaç kere baktı. Sonra duvara bakarak konuştu. Neden olmasın dedi. Ve arkasından bu defa da İngilizce olarak why not diye seslendi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman Trump'la İngilizce konuştuğunu Bolton'dan öğrendik. Evet, meğer sadece one minute demekle kalmıyormuş Sayın Cumhurbaşkanımız. Trump'la zaman zaman how are you, why not, thank you falan gibi İngilizce cümleler kurarak iletişim sağlıyormuş. Bu arada bu tabii şey, diyalogların arasındaki konuşma bant kızma. Yani benim yorumum, benim anlattıklar. Yani roman yazarı olarak benim anlattıklarım. Ve mutabık kaldılar. Dediler ki evet yapılacak en güzel iş. Siz hemen bir demeç verin. Mümtazer Türkeni'yi savunun. Bir şehit, ülkücü şehidin abisi olduğunu anlatın. Ve tahliyesini ima edin. Yargıtay'da da çözüm buluruz. Yargıtay cezayı bozduğu andan itibaren Mümtazer Türkeni'yle ilgili cezayı bunun başarısı size kalır.
Ve sonra da hemen arkadaşlarımızı salarız tekrar Amerika'ya. Hepsi eski dostlar onlar. Kucaklaşırlar, selamlaşırlar, sevişirler, sohbetler ederler ve o büyük barışı yaparız. Bu arada da eski Ergenekoncuları tekrar tutup tek tek içeri atarız. Zaten onların en başındakinin biliyorsunuz şu anda savcılıkça soruşturması sürdürülüyor. Savcı hemen dosyayı hazırlar, kovuşturma için talepte bulunur. Mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi hemen eski Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasına karar verir. Ve biz bu süreçte seçim yasalarını da değiştirerek aniden erken seçime gideriz. Sizden bir istirhamım var yalnız Sayın Bahçeli. HDP'yle de barışmak zorundayım. Bu konuda bana göz yumar mısınız? Tabii yumarım Sayın Cumhurbaşkanım. Ne demek? Elbette yumarım. Çünkü asıl olan memleketin bekası. Memleketin bekası için bunu yapmak zorundayız. Hiç merak etmeyin. Bakınız, belediye başkanlığı seçimlerinde APO'dan mesaj getirttiniz. APO'nun kardeşini devletin televizyonuna çıkardınız. Ben size destek verdim. Şimdi de HDP konusunda destek veririm. Siz hiç merak etmeyin. İsterseniz İmralı'ya giderim, Öcalan'la da görüşürüm. Sarmaş dolaş fotoğraf bile çektiririm. Görüntüleri bütün dünyaya yayınlarız Sayın Cumhurbaşkanım. Ya komplo teorisi ya. Komplo teorisi. Peki yarın bir gün bu dediklerim gerçekleşir mi? Aa bak onu bilmem. Şimdi gerçekleşmez dersem gerçekleşirse çok önemli büyük prestij kaybederim. Gerçekleşir dersem komplo teorisi olmaktan çıkar. Değil mi canlarım benim? Ben yine buna komplo teorisi diyeyim. Gerçekleşirse abi o zaman biraz bir kıvırtırım. Canım ben demiştim falan derim. Herkes öyle söylüyor. Vallahi herkes öyle söylüyor. Ben de söylerim. Değil mi? Allah Allah. Hasılı Devlet Bahçeli'nin Mümtazer Türkeren'in tahliyesini istemesinin sebebi Fethullah Gülen ve cemaatiyle, yani bu halen şimdilik FETÖ'cülerle bir barışma ortamı yaratmak. Ve önümüzdeki süreçte çok isterim ayrıca onu da söyleyeyim. Bütün KHK'lıları tahliye etmek, görevlerine döndürmek ve KHK ile görevlerinden alınan ne kadar öğretmen, polis, subay, assubay, doktor, savcı, yargıç varsa hepsini görevlerine iade etmek olacak. Ben öyle diyorum. Bu da benim komplo teorim abi. İnanırsanız inanırsınız abi. İnanmazsanız ben ne yapayım yani? Artık ben de böyle abi. Öyle ciddiyet bitliyet yok vallahi ya. Hayır ben ciddi gibi görüneceğim ama ben yani. Kararı siz vereceksiniz. Kendimi alkışlıyorum. Çok zeki adamım abi ben. Çok zeki bir adamım. Abi bu kadar zeka bakalım beni nereye kadar götürecek. Allah sonumu hayretsin. Kovboyun biri tabancasını çekmiş. Bam! İki kere iki kaç demiş. Havaya ateş ettikten sonra. Ufak tefek biri çıkmış dört demiş. Bir daha çekmiş. Dan adamı alnından vurmuş. Çok şey biliyordu demiş. Çok şey bilmek çok tehlikeli. Ay çok tehlikeli. Ama ne yapalım gari? Alacağız bir tehlikeyi göze. Alacağız be. Olsun olsun. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. Hoşça kalın güzellerim. Sululuklarım için ne olursunuz beni affedin güzellerim. Ülkenin çivisi çıktı be ya. Vallahi çivisi çıktı anasını satayım. Ya. Bay bay. Hoşça kalın.